Funda Hanım'ın mesajı var. Hayırlı günler hocam. Benim 2 yaşında bir oğlum var. Biz eşimle şiddetli geçimsizlik yaşıyoruz. Ben de annesiz ve babasız büyüdüm. Oğlum öyle büyümesin diye hep sabrettim ama zamanla anladım ki bendeki huzursuzluk oğluma fazlasıyla yansıyor. Boşanma kararı aldık. Hocam sizce anne baba ayrılığı mı daha çok etkiler çocuğu ya da evdeki huzursuzluk mu? Teşekkürler şimdiden diye yazmış Funda Hanım. Şimdi Funda Hanım, ayrılık çocuğu çok etkiliyor. Ayrılık çocuğu çok etkiliyor. Ölüm belki daha az etkiliyor ama ayrılık çocuğu çok daha etkiliyor. Yani bir ebeveynin ölmüş olması çocuğun umudunun kesilmiş olmasını beraberinde getirdiği için ölümden daha ağır etkiliyor çocuk. Anne ve babasının ayrı olmasını, çocuğun ondan utanıyor olması, sıkılıyor olmasını beraberinde getiriyor. Genç kızlık zamanında beni kimden isteyecekler diye bir efendim sorunu beraberinde geçiyor. Hiç hayal etmeyeceğiniz şeyleri çocuk hayal edebiliyor. Okula yazılacak müdür annemle babamı tanımak isterse diye ikisi eğer ayrılar ise ve birlikte hiç de görüşmüyorlar ise o zaman nasıl olacak? Annem yeniden evlenirse adam beni, yeni kişi beni, annemin yeni eşi beni kabul etmezse diye düşünmesi ya da bir başka kardeşim olursa acaba ben ne olacağım diye düşünmesi, hiç umamayacağınız kadar çocuğun soruları kendi içerisinde birikiyor. O yüzden ben size ayrılmak yerine eşinizle yeniden toparlanmayı tavsiye ederim. Problemli olarak yaşamak mı, ayrılmak mı seçeneğinden ikisinin yanına bir üçüncü seçenek daha ekleyin. Problemleri aşmak için çaba sarf etmeyi tavsiye ederim ben size. Ayrılmayı efendim bir kaçışı çocuğunuz açısından iyi olmayacağını söylemekle yetinmek istiyorum. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine çocuk deyip geçmeyin diye seslenin.